Sen haftalardır Tisserand diyorsun. Ben biraz daha ihtiyatlı yaklaşıyordum. Yani o kadar da... Şapka düştü değil mi bu hafta? Ya bu hafta zirve yaptı. Daha penaltıdan önce şeye kaptırdığı top önünden Kubilay'a. Evet. Penaltı, ben uzun zamandır bu kadar gereksiz bir penaltı görmedim. Yani adam gidiyor. Taç çizgisine dönük yüzü, out çizgisinde, ceza sahası yan çizgisiyle out çizgisinin arasında bir yerdeki bir adama arkadan tam topa müdahale, anlıyorum, topa müdahale etmek istiyor da ceza sahasındasın gerek abi, biraz dikkatli olacaksın yani. Dur yeter. Dönemez, ne yapacak yani? Ve gol olmadı Tete'nin pozisyonu. İkinci yarıda yani oradaki koşusu, dönemeyişi. Oyuncuyu alan, alan kontrolü, oyuncu kontrolü hiçbiri yok. Yani Tisserand hadi inanılmazdı bunlar, yani. Evet, bir olumsuz ek yapayım. Mesela Jan Koller'den beri, evet, izlediğimden beri böyle bir hava hakimiyeti görmedim. Yani bunu eleştiri anlamında söylüyorum. Yani Tete'yi övmek için söylemiyorum. Kaleci degaj yapıyor, Tete indiriyor. Orta yapıyorlar, Tete indiriyor. Orta yapıyorlar, golün asistinin asistini yapıyor. Ceza sahasında topun dibine giriyor yakın, yine Tete vuruyor. Çıkmasa Altay, bozmasa gol. Yani Altay'dan korktuğu için vuramadı orada. Her topu yerden, havadan aldı. Yani evet, belki bir tane kaybetmiştir, bilmiyorum, kusura bakmasınlar. 90 ya, genelde nedir oran? Stoper savunmacı şeye, daha fazla. Evet abi. Avantajlı çünkü. En kötü sevgili Mustafa Denir'e %51 savunmacı da kalır yani. Ya adam %99 aldı topları. Ya en çok eleştirdiğim o. Ya bir rahatsız etmez misin? Bir itip kalkmaz mı? Bir dengesini bozmaz mısın? Çıkıyor, indiriyor. Göğsüyle indiriyor. Ya bir tane boşa çıktı. Beklemiyordu, artık yine göğsüne çarptı şeyin, Tete'nin. Böyle boşa kafaya çıktı Tisserand. Hı hı. Yine Tete'nin göğsüne geldi. Yani adam hiçbir şey yapmasa bile top ona geliyor yani. Etkisiz eleman. Evet. Yani hakikaten zirve yaptı dediğin gibi. Yani acaba işte kimin yazdığını bir türlü hatırlayamadım. Kusuruma bakmasın, kendisini tebrik ederim. Maçta da aklıma gelmedi. Tabii ki uzun süredir oynamıyor ama düşünülebilirdi. Yani Novak. Çünkü evet, yani pozisyon değiş. Madem Serdar oraya koyuyorsun. Sadık'ı oraya koyuyorsun. Bir de pozisyon da değişti orada. Dikkat et. Tisserand'ın. Hani kötü oynamasının yanında. Evet, alıştı. Ha, onu da değiştirdi. Yani çözüm olabilirdi. Veya ne bileyim Novak şey oynayacağına bir süre. Belki farklı bir forvet alıp bir şeyini boşa harcamayıp Novak'ı orada çekerdi. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela Sergen Yalçın ne yaptı? Baktı kart görecek Rozi'ye. Geçti Dorukhan'a. Evet. Oraya Mensah'ı aldı. Yani hani bir pozisyon değişikliği yaptı. Onu da yapmadı. Sonra mesela okudum yine gazeteleri. Hemen hemen herkes hafta arasındaki röportajına gidiyor. Biz ne dedik? Evet. Ya o çok talihsiz bir röportaj. Herkes oraya gönderiyor. Yani. Evet bak, herkes. Fenerbahçe'yi yazan bütün spor yazarları lafı oraya götürmüş maalesef. Evet. Ama Perşembe'nin gelişi çarşambadan yani.